Herkese merhabalar, ben Eray. Bu videoda SolidWorks'un derslerine devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bir önceki derste SolidWorks'a giriş yapmıştık ve basit bir obje çizmiştik. Bu derste de çizdiğimiz obje üzerinden SolidWorks'u öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi ilk göstermek istediğim şey aslında çizim oluşturmakla ilgili. Biz bir önceki derste çizimi bir düzlemin üstüne oluşturmuştuk. Fakat çizimi düzlemin üstüne oluşturmak zorunda değiliz. İstersek eğer bir objenin yüzeyinin üstüne çizim oluşturabiliriz. Mesela ben şu yüzeyin üstüne çizim oluşturabilirim. Bunu yapmak için çizim oluşturmak isimli yüzeyin üstüne bir kez mouse sol tuşuna basıyoruz. Sonra sağ tuşa basıyoruz mouse'un. Ve buradaki şu kalemi sol tuşa basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çizim oluşturduk. Bunu yaparak istediğimiz yüzeyin üstüne çizmimizi, 3 boyut çizimimizi yapmaya devam edebiliriz. Ben mesela buraya bir tane daha dikdörtgen çizerek bunu şu yüzeyin üstüne bir tane daha dikdörtgenler prizması oluşturabilirim. İsterseniz hemen yapalım bunu. Elime dikdörtgeni alıyorum. Geçen derste kullanmıştık. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi bunu çizdim buraya ve kalemi de elinden bıraktım. Şimdi bir önceki derste boyutlandırmayı da görmüştük. Onunla ilgili de ekstra bir bilgi vereceğim. İsterseniz ama ondan şunu boyutlandıralım. 35'miş. 30 olsun. Çok değiştirmeyeceğim. Fark etmez çünkü. Bu da 15'miş. Tam 15 yapalım. 15, 30, 87 çünkü. Tam 15 yapalım. Şimdi bunu boyutlandırdık. Peki biz bunu nasıl konumlandırabiliriz? Bunu da aynı araçla yapıyoruz. Smart Dimension. Evet, bu boyutlandırma ile ilgili, fakat bizim iki kenar arasındaki mesafeyi de ayarlamamız sağlıyor. Bu arada Smart Dimension'la iki kenar arasındaki açıyı da ayarlayabiliyorsunuz. Böyle ekstra özellikleri de var. Şimdi ben bu kenarla şu kenar arasında, şöyle göstereyim. Şu kenarla şu kenar arasındaki mesafeyi değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Şu kenara bir kez basıyorum. Bakın, geçen derste de böyle yapmıştık. Böyle sol tuş basıp bırakmıştık. Bu sefer sol tuşa basıp bırakmıyoruz. Şu kenara gidiyorum. Onu da sol tuşa basıyorum ve gördüğünüz gibi bakın. Bu sefer bu şekilde iki kenarı gösterdi. Ve iki kenar arasında bir çizgi çıkarak sayı çıktı. Sol tuşa basıyorum herhangi bir yere ve ikisinin arasındaki mesafenin değerini önüme çıkardı. Değiştirmemi istiyor. 10 giriyorum. Ve gördüğünüz gibi konumlandırmış oldum bu dikdörtgeni. Şu kenarın arası, şu kenar şu kenar arasındaki mesafeyi değiştirmek istiyorum. Bu da 5 olsun. Şimdi şöyle uzaklaşıyorum birazcık. Gördüğünüz gibi konumlandırmış olduk dikdörtgenimizi. Şimdi bu dikdörtgenimizi 3 boyutlu hale getirelim. Geçen derste öğrendiğimiz şekilde. Bakalım. Şu şekilde. Bu sefer bunun derinliğini 15 değil 20 vermek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi üst üste bir dikdörtgenler prizması oluşturmuş olduk. Bakın. Bunu geçen derste yapmıştık. Bunu şimdi yaptık. Bunu yüzeyin üstüne yaptık bu arada, gördüğünüz üzere. Şimdi bu derste göstereceğim bir şey daha var. Bu da delik açmak. Delik nasıl açıyoruz? Aslında delik aynen yaptığımız işlemle uyguluyoruz. Çizim açıyoruz, şekli çiziyoruz. Ondan sonra da şu aracı kullanıyoruz. Bu aslında hani şunun tersi gibi. Bu katı oluşturuyor çizdiğimiz şeyden. Onu derinleştiriyor, katı oluşturuyor ondan. Bu da çizdiğimiz şeyi şeyden bir delik ortaya çıkarıyor. Şimdi bunu anlatmam zor oldu biraz. Göreceksiniz zaten, anlayacaksınız görünce. Ben şu deliğe, şu yüzeye delik açmak istiyorum. Bir kez sol basıyorum. Çizim açıyorum bu yüzeyi. Ondan sonra da bu sefer isterseniz daireyi kullanalım. Daireyi de görmüş olalım. Daireye bir kez basıyorum. Dairede şöyle bir farkı var. Birkaç tane farkı var dairenin. Onu göstereceğim. Size buraya bastığımızda bakın, bu sefer merkezden bu şekilde büyütebiliyoruz. Ve ya tabii çapını ayarlıyoruz. Bakın burada R yazıyor zaten. Bastım herhangi bir yere. Kurtulalım şimdi. Bunun önce boyutlandıracağız. Bu nasıl boyutlandırıyoruz? Direkt daireye şu kenarın dışına şöyle bir kez basıyoruz ve çapını giriyoruz. 10 uygun çapı. İdeal bir rakam. Veya 5 olsun. 8 olsun. Böyle biraz daha delik gibi küçük güzel görünür. Şimdi ben mesela bunu konumlandırmak istiyorum aynı şekilde. Şimdi konumlandırırken dairenin dışını bir kez seçtim. Ve şu kenarı seçiyorum. Bakın. Burada önemli bir ayrıntı. Zaten fark edebileceğiniz gibi. Bu sefer daire şu kenarıyla bu arası değil de seçtiğim zaman dairenin merkezi ile şu kenar arasındaki mesafe çıkıyor. Bunu da hesaplamanız yaparken bu rakamları, bunu da dahil etmeyi unutmayın. Buraya ben mesela 10 gireceğim. Gördüğünüz gibi.
Aynı şekilde yukarıdan aşağıda. Bu merkeze aynı şeyi yapacağım. Bu da 10 olsun. Şimdi bundan delik açmak istiyorum ben. Deliği nasıl açacağım? Futures'a geliyorum. Mesela bunu kullanacağız. Bunu kullanmayacağız bu sefer. Bastım. Şimdi bakın. Şöyle bakalım, gördüğünüz gibi. Bize zaten gene deliğin istiyor. Bakın. Aynen buraya delik açıyor. Bu tur sarı yere. Sarı yer delik olacak. Tabii 20 fazla. Fakat burada bir çizim olmadığı için şu an önemli değil. Ama biz gene de uygun verelim. Gerçi bunun şeyi kaç, tam hatırlamıyorum da 15'ti galiba, evet. 15. O elinizi ayarlayabiliyorsunuz şekilde. Şunun şu kenarı 15. Unutmuştum, o yüzden baktım. Şuna okey'e bastığımızda da delik açmış olduk gördüğünüz gibi. Bu böyle güzel bir çizim yapmış olduk. Yani deneme amaçlı. Aslında pek bir anlamı olmadı ama deneme amaçlı. Gösterme amaçlı bir çizim. Ve bu arada gördüğünüz gibi burada yaptığımız işlemler de görünüyor. Üç boyutlu işlemler, düzlemler, çizimler görünüyor. Çizimi üç boyutlu hale getirdiğimizde bakın çizim kayboluyor. O işlem görünüyor. Bu halde fark etmiş olabilirsiniz. Delik açma da üç boyutlu bir işlem bu arada. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha da güzel özellikleri öğreneceğiz. Daha güzel çizimler yapacağız. Hoşça kalın.